kırmızı mermer taşının, kırmızı sandıkanın 1,5-2 metre kadar altına harmanlanan vatan toprağı içerisine defnedilmiştir. Harmanlanan vatan toprağı o dönemin 1953 yılının 67 vilayetinden, atamızın doğduğu Selanik'teki evin bahçesinden, Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nden, Güney Kore'deki Türk şehitliğinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen topraklarla harmanlanmış ve bir vatan toprağı oluşturulmuştur arkadaşlar. Ve atamızın aziz naaşı İslami kurallara uygun bir biçimde kefenlenerek yüzü kıbleye bakacak şekilde dönemin devlet erkanı eşliğinde o harmanlanan vatan toprağının içerisine defnedilmiştir. Mezarının etrafında günümüz 81 ilinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan'ın toprakları bulunmaktadır. Atamız sağlığında bir sohbet esnasında "Elbet bir gün öleceğim. Türk milleti beni nereye isterse oraya defnedebilir. Lakin ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan uğruna canımı verebileceğim şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim" demiştir. Atamızın bu sözlerini bir vasiyet, bir son istek olarak kabul eden Anıtkabir mimarları, mezar odasını hemen arkanızda bulunan müzemizin en geniş penceresinden görülebilen Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa etmişlerdir. Ve böylece bakır rölyef kapı üzerinde bulunan atamızın sureti, sembolik dahi olsa her daim Ankara Kalesi üzerinde dalgalanan şanlı Türk bayrağını izlemektedir. Yani atamızın bu isteği sembolik dahi olsa yerine getirilmiştir. Değerli arkadaşlar, sevgili misafirler, son olarak bizlere bu cennet vatanı bıraktıkları için başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, değerli silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize şükranlarımı sunar, yüce Allah'tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun.